Skype bağlantımızla devam edelim. Hüseyin Özkök bugünkü konuğumuz aslında her salı olduğu gibi de diyebiliriz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Avrupa ligleriyle başlayalım isterseniz. Artık şampiyonlar da bir bir belli olmaya başladı. Bu hafta içerisinde evet. Paris Saint-Germain'in de şampiyonluğunu gördük. Ama ilk önce Serie A ile başlayalım isterseniz. Inter orada şampiyon olma Milan-Juventus karşılaşması vardı. O da beraberlikle bitti. Serie A'da bu haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Serie A'da Inter'in şampiyonluk kutlamalarını gördük hafta sonunda. Hakan Çalhanoğlu'nun da baş aktör olduğu kutlamalar gerçekten Milano şehrini birbirine katmış. 100 bin taraftar şampiyonluğu kutlamış. Inter çok hak ettiği bir şampiyonluk aldı. O şampiyonluk kutlaması öncesinde de oynanan karşılaşmada Torino'yu 2-0 mağlup ettiler. Ve orada gollerden birinde Hakan Çalhanoğlu attı penaltıdan. Ve takımına gerçekten bu sezon çok büyük katkı sağladı. Evet. Yani 6 senedir İtalya'da oynuyor. Çok şanssız dönemler geçirdi. İşte Milan'da oynarken Inter şampiyon oldu. Inter'e geldi, Milan şampiyon oldu. Neyse ki bu sene İtalya'daki ilk şampiyonluğunu elde etti. Juventus-Milan karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlandı hafta sonunda. Onlar da zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemiş iki ekip. Bologna-Udinese karşılaşması sürpriz bir şekilde 1-1 sonuçlandı ki Bologna'da biliyorsun ilk 4 mücadelesi veriyor. Şampiyonlar Ligi'ne onlar da büyük ihtimal gidecek. Çünkü İtalya'dan 5 takım katılacak Şampiyonlar Ligi'ne. Onu birazdan konuşacağız. Bunun yanında da Atalanta Empoli'yi mağlup etti. O da Atalanta'da şu anda ligde 6. sırada. Evet. Ama onların da durumu enteresan. İlk 5'e girip mesela Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalleri olduğu gibi ilk 6'da kalsalar bile Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirler. Onu birazdan etraflıca konuşacağız. Peki La Liga ile devam edelim isterseniz. Orada da Real Madrid Sociedad deplasmanındaydı. Birçok Türk vatandaşı da bu karşılaşmayı izlemiştir diye düşünüyorum. Arda Güler'in 11'de başlaması ve tek golüyle bu karşılaşmaya 3 puanı getirmesi damga vurdu. Barcelona-Girona yarışı da bir yandan devam ediyor. Sözü hemen size bırakayım. Evet, Arda Güler'in gol atarak takımını galip getirdiği bir karşılaşma izledik. Çok sevindirici oldu tabii ki. Takım arkadaşları da Arda'yı çok sevdiklerinden hepsi o gol atınca toplu halde üzerine çullandılar hani tırnak içinde. Çok sevindirici oldu. Bir de maç o golle bitince Arda takımına 3 puan kazandırmış oldu. Ve kendini yavaş yavaş kabul ettiriyor. Bence Ancelotti Arda'yı çok güzel kullanıyor. Bu yaşında Real Madrid gibi dünyanın en önemli takımında oynamak hiç kolay değil. Ligde şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde final hedefliyor ve kupayı almayı hedefliyor 15. kez. Dolayısıyla Arda'yı gerektiği yerlerde kullanıyor. İşte son maçta da ilk 11'de oynattı. Arda da onu mahcup etmedi Ancelotti'yi. Gelecek evet. sene daha fazla forma bulacağını düşünüyorum. Diğer yandan da Barcelona ile Girona arasındaki mücadele sürüyor. Barcelona akşam zorlu bir karşılaşma oynadı ama 4-2 kazanırken orada da Lewandowski tabii adından söz ettirdi. 3 gol atarak hat-trick yaptı Robert Lewandowski. Büyük golcüler hangi takımda oynarlarsa oynasınlar gollerini atıyorlar. İşte Bayern Münih'te Dortmund'da çok gol attı Lewandowski. Evet. Barcelona'ya gitti orada da atıyor. Harry Kane. İngiltere'de çok gol atıyordu. Bayern Münih'e geldiğine çok gol atıyor. Büyük golcüler her zaman atıyorlar gollerini. İspanya'da Girona deplasmanda Las Palmas'ı mağlup etti. Hı hı. Yine Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Atletico Madrid takipçisi Bilbao'yu mağlup edince Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda büyük avantaj yakaladı. 3-1 kazandılar onlar da. İspanya'da da ilk 4 yarışı şekillenmiş gibi duruyor demek. Evet. Peki Bundesliga'ya geçiyorum buradan. Bayer Leverkusen 81 puanda şu anda şampiyon. Bayern Münih 69 puanla ikinci, Stuttgart'ın 64 puanı var. Leverkusen Stuttgart karşılaşması vardı. 2-2 berabere bitti. Leverkusen'in son 2 maçtan beraberlikle ayrıldığını da vurgulamış olalım. Evet, Bayer Leverkusen şampiyon olarak yine mağlup olmadı. Çok gerçekten inanılmaz bir karşılaşmaydı. Bayer Leverkusen'ın oynadığı Stuttgart mücadelesi. 90 artılarda yine Bayer Leverkusen 2-1 yenikken golü buldu. Ve 17. yani 89. dakikadan sonra Demet 17. gollerini attılar bu sezon.
Yani inanılmaz bir mücadele ve maçı hiçbir zaman bırakmıyor Bayer Leverkusen ve namağlup serisini 46 maça çıkardı. Bu gerçekten çok önemli bir rekor. Bakalım nereye kadar gidecek bu? Sezon sonuna kadar bunu muhafaza edebilecekler mi? Veyahut da sezonu hiç yenilmeden mi kapatacaklar? Bunu göreceğiz kalan haftalarda. Ama Leverkusen'ın başarısı tabii ki yadsınamaz. Bu bağlamda Stuttgart'ta zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi diyebiliriz. Bayern Münih'te Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Diğer yandan da Dortmund, Paris Saint-Germain'le yarın bir karşılaşma yapacak Şampiyonlar Ligi'nde. Leipzig karşısında adeta perişan oldu ve 4-1 kaybetti karşılaşmayı. Bu tabii ki çok büyük bir karamsarlığa neden oldu Dortmund cephesinde. Yarın bakalım ne yapacaklar, bu çok önemli. Ama diğer yandan da Almanya büyük ihtimalle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımla katılırsa, Dortmund da şu anda 5. basamakta, yeri sağlam. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilecekler. Veyahut da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp doğrudan gidecekler. Öyle de bir durum söz konusu. Ama Almanya'da artık her şey ilk 5 için netleşmiş durumda. Peki, netleşmeyen bir lig, Premier Lig'e gelelim. Hep Bir ilk de 3 Almanya'da takımdan. şunu söylemek istiyorum Tabii buyurun. Demet, müsaade edersen Tabii. onu da hemen ileteyim. Hönes'le yani Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hönes'le Thomas Tuchel arasında, teknikler arasında bir tartışma yaşandı. Bayağı şiddetli bir tartışma. Uli Hönes Tuchel'ı şiddetle eleştirdi. İşte hiç oyunculara katkısı olmuyor. Hep dışarıdan oyuncu transfer etmek istiyor falan gibi. Thomas Tuchel da bunu reddetti. O da aynı şiddetle cevap verdi. Böyle bir tartışma söz konusu Bayern Münih camiasında. Bunu da söyleyelim. Peki, Premier Lig'de devam ediyorum. İlk üç takımdan hep bahsediyorduk. Arsenal, Manchester City ve Liverpool. Liverpool sanki biraz artık uzaklaşıyor gibi geldi bana. Şu anda 75 puanda. Manchester City'nin bir maç eksiği olduğunu söyleyelim. İkinci sırada 79 puanlı ve Arsenal'da 80 puanla zirvede yer alıyor. Liverpool artık bu son beraberliğiyle Demet şampiyonluk yarışından uzaklaştı diyebiliriz. West Ham karşılaşmasında önde olmalarına rağmen 2-2 berabere kaldılar ve son iki maçta toplam puan kaybı 5'e yükseldi. Tabii burada artık Arsenal ve Manchester City'yi dolu dizgin giden iki takımı geçmeleri mümkün değil. Üzüntü verici tabii, kulübün son sezonunda bir bir böyle kupalara veda etmesi üzüntü verici. Bir tek lig kupasını kazanmıştı Liverpool. Onun dışında Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'ta Liverpool kupa alamadan Jürgen Klopp veda edecek. Bu arada Jürgen Klopp'la Muhammed Salah arasında da ciddi bir tartışma yaşandı ekranlar önünde maç sırasında. İşte Salah'ı sonradan oyuna aldı Jürgen Klopp. Salah tabii buna sinirlendi. Oyunun son dakikalarıydı. İlk 11'de oynamak istiyordu herhalde o da. Sonra yaşanan tartışmanın ardından Jürgen Klopp soyunma odasında her şeyi hallettiklerini, bu konunun kapandığını söyledi ama yani bütün dünya gördü onların arasındaki bu şiddetli tartışmayı. Peki Fransa'ya da şöyle bir uğrayalım. Çünkü orada da bitime 3 hafta kala şampiyon belli oldu. Paris Saint-Germain en yakın rakibi Monaco'nun kaybetmesiyle beraber şampiyonluğunu ilan etti. Evet, Paris Saint-Germain uzun yıllardan beri Katar sermayesine geçtiğinden beri maalesef domine ediyor Fransa Ligi'ni. Biliyorsun çok cezalar da aldılar UEFA'dan filan ama pek işlemiyor onlara bu cezalar. Maalesef Financial Fair Play kurallarını biraz böyle alt ederek bu kupaları topluyorlar Fransa'da. Onlarla mücadele etmesi diğer takımların kolay değil. Çünkü sonuçta petrol paralarıyla finanse edilen bir kulüp. Ama hakikaten iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finaldeler. Sportif açıdan baktığımızda tabii ki hak edilmiş bir şampiyonluk ama ben biraz böyle Paris Saint-Germain'in şampiyonluklarında içim buruluyor. Biliyorsun sahipli kulüplere, özellikle de Körfez sermayesi kulüplerine biraz alerjim var. Evet, biliyorum. Ama Paris Saint-Germain futbolcunun emeklerini tabii ki kutlamak gerekiyor. Şampiyonlukları da ben de buradan kutlamış olayım. Peki buradan Şampiyonlar Ligi'ne geçelim o halde. Yarı final heyecanı başlıyor. Az önce şöyle kısaca siz de giriş yaptınız aslında. Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain mücadeleleri oynanacak. Neler beklemeliyiz? Yani çok önemli mücadeleler. Paris Saint-Germain'in Dortmund karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Hele Dortmund'u bu son Leipzig maçında gördükten sonra artık Paris Saint-Germain finalde diyebiliriz sanki. Ama tabii ki Dortmund'un Kupada da takımlar bazen farklı mücadele edebiliyor.
Evet. Belli de olmaz. Dortmund, onu söyleyecektim. Dortmund'un Avrupa Kupalarında bu sezon gösterdiği performans, yine aynı grupta oldukları Paris Saint-Germain'i geçerek grubu lider bitirmesi, tabii ki bunları unutmamak gerekiyor. Bambaşka motivasyonla o sahneye çıkıyor futbolcular. Ama kağıt üstünde Paris Saint-Germain Dortmund karşısında favori gözüküyor. Bayern Real Madrid karşılaşmasında da tabii ki Real Madrid'in bu Şampiyonlar Ligi'ndeki ezici üstünlüğü diğer kulüplere karşı yadsınamaz. Ama Bayern Münih de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda şampiyonu olan bir takım ve Bayern Münih'le zaman zaman böyle başa baş mücadele etmiş, Bayern Münih Real Madrid'i alt etmiş bir takım. Bugünkü karşılaşmada eğer Münih'te iyi bir sonuç alırsa Bayern Münih, Madrid'de umutlu şekilde gidebilir. Ama buradan bu akşam hani böyle avantajlı olmayan bir skor çıkarsa Real Madrid, Madrid'de işi bitirir diye düşünüyorum. Bir de Demet, hemen şunu da ekleyeyim. Biraz önce bahsetmiştim. Tabii. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne en başarılı, bu sezon Avrupa Kupalarında en başarılı olan iki ülkenin birer takımı daha katılacak. Yani şu anda İtalya en başarılı ülke konumunda, yeri garanti. Yani seneye 5 takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Serie A takımları. Diğer yandan da Almanya şu anda ikinci sırada. İngiltere'nin çeyrek finallerde 4 takımının birden elenmesi Almanya'ya tabii ki yaradı. Bu arada Fransa da umutlandı. Çünkü Fransa'nın da 2 takımı mücadele ediyor Şampiyonlar Ligi'nde, evet, yarı finalde. Ancak Almanlar önde oldukları için sadece 3 puan alırlarsa İngiltere'yi kesin olarak geride bırakıyorlar. 4 puan alırlarsa da bu maçlardan Fransa'yı da geride bırakıp en başarılı ikinci ülke olacaklar. Ve seneye Almanya Bundesliga takımları da 5 takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. İtalya'da Atalanta şu an 6. Az önce söylediğim gibi eğer Avrupa Ligi'ni kazanırsa Atalanta, İtalya'nın 6. takımı olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne ligden katılmayı garantiledi. Leverkusen Avrupa Ligi'ni alırsa bu sefer o kontenjan elemelerdeki takımlardan birine gidecek. Son 5 yılda en başarılı olmuş kulüp takımına gidecek. Dolayısıyla şu anda böyle bir çekişme var ülkeler arasında. Bunun da bakalım yarı finallerden sonra nasıl bir tablo oluşturacağını hep beraber göreceğiz. Peki son 1-1,5 dakikamız, İspanya futboluyla devam edelim. Orada da sular durulmuyor. Yaşananları sizden dinleyelim. Evet, sular durulmuyor. UEFA ile FIFA'nın o kaygı mektubundan bahsetmiştik geçen hafta. Evet. Çünkü İspanya Futbol Federasyonu'nda maalesef bir hükümet müdahalesi var. Pedro Roja vekaleten İspanya Futbol Federasyonu'nu götürüyordu. Fakat şimdi asaleten federasyon tarafından atandı. Diğer yandan da hükümet Pedro Roja'yı görevden almak istiyor. Hakkında yolsuzluk iddiaları var. Fakat FIFA ve UEFA'da hükümet tarafından görevden alınan federasyon başkanlarına ve yöneticilerine karşı olduğu için ve statülerinde yasak olduğu için burada ciddi bir tartışma söz konusu. Hükümet oraya bir komisyon atamak istiyor. Fakat UEFA'da bu komisyonun gerçekten özellikle zarar verip vermeyeceği konusunda kesin garanti istiyor İspanya'dan. Bununla ilgili Cuma'ya kadar bir mühlet verdi FIFA ve UEFA İspanya'ya. Bakalım Cuma günü nasıl bir yol izleyeceklerini açıklamaları gerekiyor FIFA ve UEFA'ya. İspanyol takımlarının Avrupa Kupalarından men, İspanya'nın işte Dünya Kupası'nı düzenleyememe tehlikeleri var. Evet. Bunu da hakikaten önemli bir süreç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz ve size tekrar iyi bir sabah, iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Ben de aynı şekilde herkese güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Hüseyin Özkök'le Dünya'dan spor sohbetimizin ardından bu saat dilimimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle düne giderek noktalayalım bu saati. Artı Futbol programında dün neler konuşulmuş, kolaj görüntüler gelecek ekranlara. Sonrasında saat başında biz tekrar burada olacağız. Bekliyoruz sizi de.